kısa bir reklam arasına gittik ve reklamların ardından güne daire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fizyoterapiyi konuşacağız. Fizyoterapi nedir? Kimlere uygulanır? Kimler tarafından uygulanması gerekiyor? Gibi birçok konuyu masaya yatıracağız. Efendim bel fıtığı, boyun fıtığı, diz ağrıları, daha birçok sağlık problemini bu programda konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle ben sizlere konuğumu takdim etmek istiyorum. Fizyoterapist Erdem Cengiz. Efendim öncelikle ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, konuşacak çok sorumuz var. Çünkü konu fizyoterapi olunca gerçekten böyle konular fazla oluyor. Bayağı özellikle birikiyor, işte evet. Boyun fıtığı, bel fıtığı, boyun düzleşmesi, diz ağrıları, hepsini fizyoterapi alanını kapsıyor aslında. Yani tedavi evet. yöntemlerinden biri de bu. Peki ben ilk şu soruyla başlamak istiyorum. Fizyoterapist nedir? Ne iş yapar? Fizyoterapist tanısı konmuş, yani uzman bir hekim tarafından tanısı konmuş hastalara hekimin yönlendirmiş olduğu doğrultuda fizik tedavi programını ayarlar ve hastaya uygular. Rehabilitasyon programını aslında fizyoterapistler daha çok oluşturuyor. Rehabilitasyon programı dediğimizde bu normal klasik fizik tedavide işte ultrason, hot pack, tens dediğimiz elektrik sıcak uygulamalar. Hastalar öyle daha rahat anlarlar. O şekilde uygulamalardan sonra kişinin hangi problemi varsa, yani bu işte atıyorum beliyle alakalı bir problemi varsa belle alakalı. Şöyle mi oluyor? Mesela işte ortopedi doktoru, bel fıtığı var kişinin. Evet. Ona fizik tedavi görmesi gerektiğini söyledi ve sizin evet. branşınıza yönlendiriyor. Aynen sizin öyle. Fizik tedavi hekimine geliyor. Siz de onu o hastalığına ve rahatsızlığına göre bir tedavi programı mı çıkartıyorsunuz? Aynen öyle. Kişinin rahatsızlığı neyse oradaki problemi fonksiyonel olarak düzeltmek gerekiyor. Çünkü siz orayı fonksiyonel olarak düzeltmediğiniz zaman sadece sıcak uygulamayla veya sadece elektrik uygulamasıyla açıkçası çok kesin sonuçlar alamayabiliyorsunuz. Peki kesin sonuç almak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi kesin sonuç almak için öncelikle o bölgenin bir hareketliliğinin oluşturulması gerekiyor. Yani atıyorum bu belse bel ile alakalı, boyunsa boyun ile alakalı, dizse diz ile alakalı. O bölgede hareketi, kasları kuvvetlendirerek, kasları gererek, güçlendirerek hareketi artırıp kasların ağrıya olan duyarlılığını da artırmamız gerekiyor ki biz ağrı hissetmeyelim. Zaten hasta ağrı hissetmezse hasta için bir problem mesela yok. Mesela şöyle, şimdi siz konuşunca aklıma geldi bu soru. Kişide kas güçsüzlüğü, kas kaybı yaşıyor ama fizik tedavi de alıyor. Ama diyor ki hani fizik tedavi alıyorum ama çok da faydalı olmadı gibi düşünüyor kendi kafasında. Önce o kişinin kas güçsüzlüğü mü giderilmeli? Aynen öyle. Şimdi ağrıya yönelik tabii ki çalışılabilir ama hani bu önce kası güçlendirelim sonra ağrıyı geçirelim şeklinde değil. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Ama kişinin sizin de bahsettiğiniz gibi faydası olmuyor dediği noktada demek ki oranın hareketliliği ve kas kuvveti konusunda bir problem var demektir. Veya kişide fazla kilo problemi de olabilir. Kişi fazla kilo problemine bağlı olarak sürekli dize baskı olursa veya sürekli bele baskı olursa bu kişide ağrılara sebebiyet verebilir. Bunun için öncelikle kişide gerçekten iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Problemi kiloysa biraz kilo problemlerini yenmesi gerekiyor ki vücuda binen yük azalsın. Artı eğer kişide stres kaynaklı problemler varsa, ailede herhangi bir problemler varsa veya iş hayatında herhangi bir problemler varsa bunlar kilo problemi olmasa dahi, fıtık problemi olmasa dahi kişide ağrılar yaratabilir. Dolayısıyla kişinin gerçekten iyi manada bir dinlenip iyi bir şekilde haritası çıkarılması gerekiyor. Bunun sonucunda da kişiye ne yapılması gerekiyorsa ona uygun, ona özgü olacak, hastaya özgü olacak şekilde bir tedavi programı çizilmesi gerekiyor. Burada aslında fizyoterapistin iyi olması biraz devreye giriyor. Çünkü siz kişiye isterseniz dünyanın en iyi tedavisini yapın ama hasta kafa olarak rahat değilse,
beyin olarak rahat değilse, sürekli bir problemleri varsa, takıntılıysa veya dediğim gibi iş hayatında problemler yaşıyorsa siz ağrıları yenemeyebilirsiniz. Dolayısıyla burada hasta-fizyoterapist ilişkisinin çok önem arz ettiği bir durum var. Hastayı iyi anlamak gerekiyor. Hı hı. Hastaya sizin onu anladığınızı belli etmek gerekiyor. Psikolojik bir de destek sunmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Sen yapabilirsin, başarabilirsin ya da ağrıların geçecek, merak etme. Hani böyle güzel sözler işte insanları aynen öyle. Güzel, pozitif düşünmeye yönlendirici ifadeler kullanmak o hastayı, o kişiyi daha da rahatlatacaktır. Bu anlamdaki iletişim çok önemli. Kesinlikle. Mesela ben kendi almış eğitim, yani kendi almış olduğum eğitimlerin yanında biyopsikososyal yaklaşımlar eğitimi de aldım. Bu eğitim az önce bahsettiğim gibi hani kişiyi anlamaya odaklı. Yani onun yerine kendinizi koymanız gerekiyor. Empati kurmanız gerekiyor. Onu anladığınızı ona hissettirmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü hasta size güvenirse inanın o noktadan sonra hasta siz hiç tedavi uygulamasanız bile gerçekten fayda görmeye ve ağrılarının geçtiğini görmeye başlıyor. Dolayısıyla dediğim gibi iyi bir dinleyici olmak, iyi bir harita çıkarmak bu konuda gerçekten çok önemli. Ve pozitif düşünmek, psikolojik olarak aynen da öyle. Böyle sağlam durmak çok önemli galiba. Aynen öyle. Bu gibi durumlarda özellikle, gerçi bütün hastalıklar için bu böyle. Önemli kesinlikle. Olan yani kanser hastalarında bile sağlam tutması, koruyabilmesi. Kesinlikle öyle. Yani kanser hastalarında bile doktorların sürekli söylemiş olduğu şey ne? Moral. Üzülmeyeceksin. Evet. Moralini yüksek tutacaksın. Stres yapmayacaksın. Çevresindekilere yine herkese aynı şekilde siz onun yanında destekçi olacaksınız. Onunla birlikte bu hastalığı yeneceksiniz tarzında. Yani aslında bence bütün hastalıkların ana çıkış nedeni stres ve kişideki bazı psikolojik kaygılar, problemler, kaygılar. Kaygılar, sıkıntılar. Evet, peki efendim, fizyoterapi nedir, kimlere uygulanır diyelim ve bir parantez açalım. Buyurun. Şimdi şöyle, fizyoterapi az önce de bahsettiğim gibi doktorun size tanısını koyarak göndermiş olduğu hastaya sizin bu az önce bahsettiğim uygulama için yapacağınız rehabilitasyon programına fizyoterapi denir. Zaten fizyoterapi ve rehabilitasyon evet, olarak geçer. Evet. Siz o noktada hastaya neler uygulanması gerekiyor, neler yapılması gerekiyor, bu şekilde bir harita çıkardığınız zaman fizyoterapi uygulamasını yapmış oluyorsunuz. Bunun içerisinde birçok uygulama yöntemleri var. Mesela yani, manuel terapi var. Evet, manuel terapi var veya klasik fizik tedavi var. Manuel terapinin de kendi arasında dallanmış olduğu birçok uygulama yöntemi var. Graston dediğimiz, işte kupa terapi dediğimiz, kuru iğneleme dediğimiz. Peki manuel terapi nasıl yapılıyor, nasıl uygulanıyor? Şimdi manuel terapi bizim halk arasında bu çıtlatma, kütletme dediğimiz manipülasyon, mobilizasyon işlemidir. Sadece elle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hastalara kesinlikle ilaç tarzında bir uygulama yapılmaz. Orada amaç manuel terapide sizin elinizle kasları olabildiği pozisyona veya boynu olabildiği pozisyona, omurları olabildiği pozisyona getirip kişide o fonksiyonel düzeltmeyi sağlamanız gerekiyor. Fakat bu fonksiyonel düzeltmeyi yaptıktan sonra kişinin de günlük yaşamında bu düzeltmeyi sağlamak için size destek olması gerekiyor. Nasıl destek olması gerekiyor? Sizin yapmış olduğunuz tedavi programını egzersizle kişinin desteklemesi gerekiyor. Yani burada yine hasta ben hadi manuel terapi yaptırdım artık ağrılarım geçecek tarzında düşünmesi yanlış. Egzersizle yapılan tedaviye destek olup ağrılarının kalıcı olarak o şekilde geçmesini sağlayabilir. Yani egzersizle alakalı da gene konuşabiliriz tabii isterseniz. Peki manuel terapi kimlere uyguluyorsunuz? Şimdi, herkes uygulanmıyordur. Tabii ki manuel terapi aslında çok riskli bir işlem. Yani özellikle boyun fıtığında eğer uygulayıcı kişi gerçekten bu işi bilmiyorsa veya MR görüntüsü olmadan, hastayı değerlendirmeden nasıl bir problemi var, nereye vuruyor ağrısı, işte uyuşması var mı, sıkışma var mı tarzında bunların gerçekten iyi manada bir değerlendirip
Ona göre hastaya manuel terapi uygulaması yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü siz eğer boyun fıtığı ilerlemiş bir hastaya manuel terapi yaparsanız o kişiyi daha kötü edebilir, felce kadar sürükleyebilirsiniz. Hı hı. Artı yine MR görüntüsü bakmadan veya bizim kırmızı bayrak dediğimiz vertebra baziler arter testimiz vardır. Hı hı. Boyun manipülasyonundan önce onun yapılması gerekir. Hı hı. O da bize şunu gösterir. Eğer kişi de o yapmış olduğumuz test sonucunda bir sıkıntı yoksa tedaviyi uygulayabilirsiniz. Manipülasyonu, o çıtlatma dediğimiz hareketi yapabilirsiniz. Ama o noktada gerçekten bir problem olduğunu düşünüyorsanız, kişide herhangi bir baş dönmesi, işte mide bulantısı vesaire tarzında problemler varsa kesinlikle o kişiye manuel terapi yapılmaz. Çünkü hastayı siz felce, hatta ölüme kadar bile götürebilirsiniz. Böyle kesinlikle öyle. Peki başka ne tür sakıncaları olabilir manuel terapinin? Yani şöyle, yanlış bir kişiye uygulandığı takdirde. Yani bazı mesela iltihaplı eklem rahatsızlıkları var. Hı hı. Siz iltihaplı eklem rahatsızlığı olan kişiye hı hı. manuel terapi yaparsanız yine o kişiyi kötü edersiniz. Hı hı. Yani bu noktada hem MR görüntüsü, hem kişinin hastalık bilgisinin iyi alınması, hem de bu bizim kırmızı bayrak dediğimiz testlerin gerçek manada iyi bir uygulayıcı tarafından yapılması gerekiyor. Onun sonucunda kırmızı hastaya... Kırmızı bayrak testleri ne demek? Yani nasıl? Yani şöyle, oluyor? Mesela şimdi hastada bel fıtığı var. Hı hı. Bel fıtığı amaçlı manuel terapi yaptırmak istiyor. Hı hı. İşte komşusu gitmiş, arkadaşı gitmiş, rahatlamış, iyi geldiğini söylemiş. Hı hı. O da o zaman bir de ben gideyim, bir de ben yaptırayım diyor. Şimdi siz MR görüntüsüne bakıyorsunuz. MR görüntüsünde gerçekten bir problem olmadığını düşünüyorsanız hastayı bir de yatırıyorsunuz. Yatırdığınız zaman... Eğer kişi, mesela bu bir kırmızı bayrak testidir. Eğer kişi ayağını 30 dereceden fazla yukarıya kaldıramıyorsa hı hı. orada iyi manada bir sıkışma olduğunu gösterir. Hı hı. Orada müthiş derecede bir sinir basısı olduğunu ve kişide kas kuvvetsizliği olduğunu gösterir. Bunun sonucunda da siz manuel terapi o seansı yapamazsınız, uygulayamazsınız. Yani hı hı. çünkü kişide eğer sinirde bir kök basısı varsa, nörel foramen bayağı daralmışsa, siz o kişiye yaptığınız zaman ya daha kötü edersiniz ya da hasta hiçbir faydasını görmez. Ve en önemlisi manuel terapi işin uzmanı tarafından uygulanmalı değil mi? Kesinlikle mesela öyle. Mesela işte halk arasında var ya, işte gittim diyor, işte belim ağrıyordu diyor, belimi kırıkçı, çektirdim kırıkçı. Diyor mesela halk arasında böyle işte bu işi bu işin eğitimini almadan yapanlar da olduğu için bir de bu durum var. Bu çok sakıncalı değil mi? Çok sakıncalı. Yalnız işte bunların önüne geçemiyoruz. Bu noktada hep işte komşum gitmiş çok iyi gelmiş diyor. İşte arkadaşım gitmiş çok iyi gelmiş diyor. Hı-hı. Bunun sonucunda da hasta inanıyor, güveniyor ve gidiyor. Aslında gerçekten işini iyi yapan birisine gitse daha kötü sonuçlar ortaya çıkarmayacak. Ama bu kırıkçı çıkıkçı dediğimiz halk arasında öyle tabir ettiğimiz kişiler her gelene aynı şeyi yapıyor. 10 kişinin atıyorum ikisinde üçünde akut, yani yeni oluşan bir ağrı varsa o kişi faydasını görüyor. Fakat bu az önce saymış olduğum gibi MR görüntüsü kötü veya işte ayağın hiç 30 derece bile kaldıramayan, 20 derece bile kaldıramayan kişilerde faydası olmuyor. Ama onlar o şekilde isim yapmıyor da o diğer 2-3 kişiye iyi geldiği için ya harika bir şey, işte bu adam bu işi biliyor tarzında söyleyerek o insanları aslında biraz popülerleştirmiş oluyoruz. Yine hastalar olarak aslında biz yapıyoruz bu işi. Ama çok tehlikeli aslında. Kesinlikle çok tehlikeli. Yani manuel terapi konusunda iyi bir karar verilmesi gerekiyor. Hastaların bu konuda gerçekten iyi bir fizyoterapiste veyahut bu eğitimi almış doktor varsa iyi bir doktora gidip bu konu hakkında danışması gerekiyor. Evet. Kırıkçı çıkıkçılara kesinlikle gitmesinler. Evet, aslında hangi branş olursa olsun, özellikle konu sağlıksa, o işin sadece uzmanlarına da danışmak kesinlikle gerekiyor. Öyle. Sadece onlardan bilgi almak gerekiyor. Aynen öyle. Konu sağlıksa riske etmek çok gerçekten tehlikeli yani, olabiliyor. Günlük yaşamımızda birçok şeye önem veriyoruz. Hı-hı. Bu çocuğumuzun eğitimi olsun, işte
yapacağımız bir alışverişte bile en iyisi olsun, en kalitelisi olsun, en uygununa alalım diye bakarken biz sağlığımızı gerçekten bu konuda unutuyoruz ve değer vermiyoruz. Yani aslında vücut bize ağrılar konusunda sinyaller gönderiyor. Biz bekliyoruz, bir hafta erteliyoruz, iki hafta erteliyoruz. Aha geçer, şimdi geçer, biraz sıcak koyayım geçer, yakı vurayım geçer. Bu şekilde gerçekten sağlığımızı önemsemiyoruz. Bunu aslında Türk milleti olarak bence önemsemiyoruz. Çünkü evet, bizim hayatımızda egzersiz bile yok. Yani Türk milleti olarak egzersizi sevmiyoruz, egzersizi sporu sevmiyoruz. Egzersizi yapmak önemli mi? İnsan tabii ki. Sağlığı yani şunu örnek verebilirim. Mesela Türkiye'deki kadar işte bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatı, MR'ları vesaire çekilmesi başka bir ülkede yok. Bu neden kaynaklanıyor? Bizim hareketsiz yaşama bağlı olarak bu problemlere maruz kaldığımız için bu şekilde ameliyata veya işte MR'a çekinip tedavi olma yöntemlerini arıyoruz. Aslında bizim egzersizle vücudumuzu biz dik tutsak, kuvvetli tutsak bu tarz problemleri daha az yaşarız. Mesela şöyle düşünebilirsiniz, yurt dışında 60 yaşında, 70 yaşında insanlar sabah kalkıp spor yapıyor. Bir İngiltere'de, bir Almanya'da, bir Avusturya'da, bir Macaristan'da gerçekten fiziki anlamda insanlar kendilerine çok iyi bakıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi düzenli spor, düzenli egzersiz, bu aynı zamanda spor ve egzersiz yaptığınızda endorfin oranını da vücutta artırdığınız için kişi mutlu da oluyor. Dolayısıyla mutlu bir yaşamda sürüyor. Yani egzersiz deyip geçmemek lazım. Hem sağlık anlamında hem de kişinin mutluluğu ve stresi anlamında gerçekten spor yapmak gerekiyor. Evet. Egzersiz şart diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Peki efendim, işte bel fıtığı, boyun fıtığını çokça duyuyoruz bu rahatsızlığı yaşayan insanları. Çevremizde çok sıkça duyuyoruz. İşte bel fıtığı, işte ameliyat oluyor, işte boyun fıtığı ameliyat geçiriyor ya da dayanılmaz ağrılara maruz kalabiliyorlar. Evet. Bel fıtığı ve boyun fıtığının sizin branşınız anlamında bir değerlendirmesini yapmanızı istediğimizde neler söylemek istersiniz? Bu rahatsızlıklar kalıcı mıdır? Kalıcı mı, yoksa bir tedavisi var mı, çözümü var mı? Şimdi şöyle biraz genel olarak konuya giriş yapayım. Şimdi fıtıklarda %90'a kadar ameliyatsız bir şekilde problemin çözülebileceği artık kanıtlandı. Yalnız bu %10'luk kısım hasta da özellikle çok büyük bir kuvvet kaybı varsa veya atıyorum bel fıtığı için söyleyeyim bunu. Hani bir 10 dakika dahi yürüyemiyorsa, bir 5 dakika dahi yürüyemiyorsa, sürekli oturma ihtiyacı duyuyorsa, sürekli dinlenme ihtiyacı duyuyorsa bu kişilerde artık bir noktada hastayı ameliyata doğru yönlendirmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi insanlar çok korkuyor bu ameliyat konusunda. Kimse ameliyat olmak istemiyor. Aslında doktorlar da ameliyat yapmak istemez ama eğer kişinin günlük yaşamını gerçekten bu derecede çok etkiliyorsa, yani düşünün bir 5 dakika yürüyemediğiniz sizin için çok büyük bir kısıtlılık demektir. Dolayısıyla bunun ilerlemesi durumunda sinire olan baskı artacak, harabiyet artacak ve kişi felç de kalabilir. Yani o yüzden en son noktaya gelmeden gerçekten bu işin tedavisini iyi bir hekime, iyi bir fizyoterapiste gidip ne yapılabilir, ne edilebilir bu konuda bilgi alınıp ona göre bir karar verilmesi gerekiyor. Eğer siz 2 doktor gezdiniz, 3 doktor gezdiniz, hala hepsi size ameliyat diyorsa ve dediğim gibi sizde müthiş bir kuvvet kaybı varsa veya düşük ayak dediğimiz ayak artık ayak bileği yere doğru eğilmişse veya sürekli bir bacağınızda uyuşma, sürekli bir his kaybı varsa bu kişinin artık kesinlikle acilen ameliyat olması gerekiyor. Bu noktada hekimler zaten evet, olması gerekeni yapıyor. Evet efendim, burada bir nokta koymamız gerekiyor. Kısa bir reklam aramız olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, kısa bir reklam arasına gittik ve reklamların ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fizyoterapi konusunu masaya yatırdık ve konuşuyoruz. Kimlere uygulanır, hangi hastalığı yaşayanlar, hangi hastalığı geçirenler bu tedavi yönteminden istifade edebiliyor. Hepsini ve daha fazlasını birçok konuya girdik ve hala konuşmaya devam edeceğiz bu konuyla alakalı, sizleri bilgilendirmek adına. Çünkü
ülkemizde gerçekten son yıllara baktığımızda özellikle bel ağrısı, boyun fıtığı, bel fıtığı, diz ağrısı gibi birçok rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarımızın sayısı bir hayli arttı. Özellikle pandemi dönemindeki hareketsiz yaşam tarzı da bu ağrıları iyice tetikledi ve fizyoterapistler bu anlamda ciddi bir görev üstleniyorlar gerçekten. Evet, fizyoterapist Erdem Cengiz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet hocam, en son bel fıtığını konuşmuştuk. %90 oranında fıtık ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilir dediniz. Evet. Peki o %10'luk kısmın ameliyat olması gerekiyor. Kalan %90'lık kısmın nasıl bir tedavi yöntemi ile sağlığına kavuşması mümkündür? Buyurun. Şimdi şöyle, bu %90'lık kısımda da doktor eğer, özür dilerim, doktor eğer ameliyat olması gerektiğini düşünmüyorsa hastanın, kanalda ciddi derecede bir daralması yoksa, kişiye diyor ki sen bir 15 seans, işte normal bizim halk arasındaki klasik fizik tedavi, elektrik ve sıcak uygulamaları, bunları diyor yaptır. Eğer bunun sonucunda sonuç alamazsan tekrar gel, işte yeniden düzenleyelim şeklinde konuşuyor. Bu %90'lık kısım fizik tedaviden sonuç alamadığı noktada biraz aslında farklı şeylere yönelmesi gerekiyor. Bu da az önce bahsettiğimiz işte manuel terapidir. Manuel terapide de biz hastaları Graston dediğimiz bu işte çelik aletlerle yapılan bir kas gevşetmeye yönelik masaj tekniğidir. Kan dolaşımını artırır. Artı hypervolt dediğimiz yine bu tabanca şeklinde titreşim odaklı bir kan dolaşımını artırmaya yönelik bir alettir. Bu şekilde uygulamalarla kişideki iyileşmeyi hızlandırmak adına kan dolaşımını artırıp kaslarımızı gevşetmemiz gerekiyor. Bu süreçte de hasta eğer dediğimiz gibi fıtığın ameliyatlık bir durumu yoksa egzersizle birlikte kaslarını kuvvetlendirmesi gerekiyor. Yine atıyorum sonuç alamadığımız noktada eğer fazla kilosu varsa kişinin bir kilo kaybına uğraması gerekiyor. Yine bir sonuç alamıyorsak beslenme programının düzenlenmesi ve stres odaklı bir çalışma olması gerekiyor. Bu noktada artık biraz psikoloğa veya psikiyatriste de hastanın gitmesi gerekiyor. Evet. Çünkü sizin üzerinizde sürekli bir yük varsa, siz sürekli bir şeylerden muzdarip ve rahatsızsanız, kendinizi hiç mutlu hissetmiyorsanız, bu noktada da artık tedavi fayda etmeyebiliyor. Ama yine de hastalar bu konuda endişe etmesinler. Yani eğer doktor ameliyata gerek yok diyorsa, o hasta manuel terapiyle, fizik tedaviyle, egzersizle veya işte psikiyatrik bir destekle gerçekten iyileşir. Durduk yere kimsenin ameliyat olmasına gerek yok. Evet, yani %90 oranında fıtıklar ameliyatsız bir şekilde çözüme kavuşur. Kesinlikle öyle. Bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Aynen öyle. Evet, peki şimdi sırt ağrısı yaşayan vatandaşlarımızın sayısı da bir hayli fazla. Sırt ağrısı için bir öneriniz var mıdır? Şimdi şöyle, sırt ağrıları da aslında yine bu az önce de konuştuğumuz gibi hareketsiz yaşamın, işte stresli yaşamın veya masa başı çalışan kişilerde yine hareketsizliğe bağlı olarak ortaya çıkardığı durumlar. Mesela özellikle dikkat edin, sinirlendiğiniz zaman veya aşırı üzüldüğünüz zaman hemen boynunuzdan sırtınıza doğru bir ağrı gelmeye başlar. Evet. Bu hemen boyun kaslarınızın kasıldığını ve sizin kendinizi gerdiğinizi gösterir. Yani bunlar da sırt ağrıları konusunda çok önemli bir etken. Hastaların veya kişilerin bu konuda biraz daha kendilerine önem vermesi, masa başında çalışırken atıyorum bir yarım saatte bir 3'er dakikalık, 5'er dakikalık molalar vermesi, ayağa kalkıp biraz yürüyüp tekrar geri gelip yeniden işine devam etmesi veya sürekli evde
yatıyorsa birisi, sürekli evde oturuyorsa, dışarı çıkmıyorsa, hareketsizse, hareketsiz bir yaşam tarzına varsa, sahipse. Aynen öyle. O kişilerin de artık biraz daha kendilerine önem verip biraz daha hareket etmeye özen göstermesi gerekiyor. Çünkü bu durum ilerlediği noktada mesela özellikle fibromiyalji rahatsızlığını bu arada hastalar çok duymaya başladı bu zamanlarda özellikle. Neden arttı fibromiyalji bu kadar? Fibromiyalji neden arttı? Ben onu kendim şu şekilde tabir ediyorum. İnsanların mutsuzluğu fibromiyalji artırdı. Hı hı. Yani fibromiyalji aslında psikolojik kökenli mi? Psikolojik kökenli bir rahatsızlık. Çünkü ağrılar sürekli gezer. Yani bir gün sırtında olur, bir gün belinde olur, bir gün omzu ağrır, bir gün boynu ağrır. Sürekli bir gezici bir ağrısı vardır. Bu kişiler özellikle mükemmelliyetçi insanlarda bu çok görülür. Kadınlarda daha çok görülür fibromiyalji rahatsızlığı. Erkeklerde daha az görülüyor. Çünkü kadınların üzerinde gerçekten çok büyük yükler var. Evin yemeğidir, temizliğidir, çocukların bakımıdır veya işte kendi öz bakımıdır, evet. eşinin öz bakımıdır vesaire. Bu noktada hasta, yani kadınlar kendilerine daha az kıymet veriyor. Ben hep böyle söylüyorum gerçekten. Dolayısıyla da bu fibromiyalji tarzındaki ağrıların görülmesi de kaçınılmaz oluyor. Hele özellikle de dediğim gibi mükemmelliyetçiyseniz. Çünkü üzerinizde bu sefer daha bir büyük sorumluluk hissediyorsunuz. Hı hı. Her şeyin düzgün olması gerektiği için. Hı hı. Dolayısıyla otomatikman da fibromiyalji rahatsızlığına yakalanmış oluyorsunuz. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Bu artmasına yönelik de şunu söylemek istiyorum. Şimdi hasta doktora gidiyor. Doktor bakıyor, hastanın belinde herhangi bir problemi yok ama hı hı. bel ağrısı çektiğini söylüyor. Veya boyunda herhangi bir problemi yok ama hasta boyun ağrısı çektiğini söylüyor. Doktor araştırmaları yapıyor, bakıyor ki herhangi bir şey yok. Ondan sonra bunu artık biraz da psikolojiye bağladığı için hasta da bir rahatsızlığının adı konsun istiyor, tanısı konsun istiyor. Doktor da sen fibromiyalji hastasısın, ağrıların sürekli geziyor. Fizik tedavi al, egzersiz odaklı çalış tarzında önerilerde bulunup hastayı yönlendiriyor. Zaten fibromiyalji hastalığı aslında Türkçesi kas romatizması hastalığı. Yani kaslar gergin ve kuvvetsiz kaldığı zaman veya başka şeylere bağlı olarak özellikle işte bu stres kaynaklı gerildiği zaman hı hı. otomatikman ağrılar ortaya çıkıyor. Yani her şeyin sonucunda biz her zaman mutluluğa ve egzersize yöneliriz evet, açıkçası. Evet, önce psikolojimizi güçlü ve sağlam tutmamız gerekiyor. Aynen öyle. Hani üzüldüğümüz konular olabilir ama bir onun da bir frenlemeyi bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Evet efendim, şu konuyu çok merak ettiğim için hemen sormak istiyorum. Boyun düzleşmesi niçin oluşur? Tedavi yöntemlerinden biri de fizik tedavi görmesi o kişilerin. Peki nedir efendim boyun düzleşmesi? Şimdi bir boyun fıtığı var, bir de boyun düzleşmesi var. Evet. Şimdi boyun düzleşmesi kişinin sürekli öne eğilerek bir iş yaptığını gösterir. Bu tarlada çalışan birisi de olabilir. Sürekli de bilgisayar başında olan birisi de olabilir. El işi yapan birisi de olabilir. Tekstilde uğraşan birisi de olabilir. Öne doğru eğilip atıyorum işte bir kepçe operatörü de olabilir. Yani öne doğru olan bütün pozisyonlar uzun süreli gerçekleştiği durumda hastada boyun düzleşmesine sebebiyet verir. O zaman şey yaptığımız işle alakalı, meslek hastalığı gibi bir durum yani. Kesinlikle. Hem onunla alakalı hem de aslında yatış pozisyonumuzla da alakalı. Hı hı. Yani koltuğun atıyorum o baş kısmına biz boynumuzu şu şekilde eğip sürekli uzun süre yatarsak o da boyun düzleşmesine sebebiyet veriyor. Hı hı. Ve şu an zaten çağımızın bence bir hastalığı telefon. Yani sürekli telefona bakmak, sürekli öne eğilmek bile gerçekten tam manasıyla boyun düzleşmesi için birebir bir durum. Biraz daha dik pozisyonlarda, biraz daha kendimize önem vererek günlük yaşamımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Hı hı. Boyun düzleşmesi normalde bizim omurgamızın olması gereken bir pozisyonu vardır. Yani biraz kavisli olması gerekir boyunda ve belde. Bu boyundaki kavis
Gün geçtikçe öne doğru eğilmeye bağlı olarak, bu az önceki saymış olduğum şeylerden kaynaklanabilir. Öne doğru eğilmeye bağlı olarak giderek düzleşiyor. Ve bunun sonucunda da bizim arka gruptaki kaslarımız uzuyor, geriliyor ve kuvvetsizleşiyor. Çünkü bizim vücudumuzun hem ön kısmını hem arka kısmını düşündüğümüzde ikisinin bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Hem ön kısmının hem arka kısmının. Ön kısım kuvvetli olur, kaslar çekerse arka kısım uzar ve kuvvetsizleşir. Bunun sonucunda da hasta boyun düzleşmesi yaşayabilir ve ağrıları geçmek bilmeyebilir. Boyun fıtığıyla boyun düzleşmesi birbirine çok benzer şeyler. Peki arasındaki fark nedir? Şöyle, boyun fıtığı olan hastalarda ağrı ve uyuşmalar biraz daha fazla olur. Yani boyun düzleşmesi olan kişilerde ağrı biraz daha sırt ve boyun arasında orta bölgede odaklanmıştır. Ama boyun fıtığı olan kişilerde ağrı artık biraz boyundan omza doğru, boyundan kola doğru veya el bileğinde, parmaklarda uyuşma, ağrı şeklinde ilerler. Boyun fıtığı orada biraz boyun düzleşmesinden o şekilde ayrılıyor. Evet, peki böyle boynunda fıtık olan ya da işte boyun düzleşmesi olan insanlar ağrı acı çektikleri için böyle bir boynu kütletirler. Ne kadar doğru? Kesinlikle yanlış. Çünkü siz kendi kendinize yaptığınız zaman, nasıl ki bizim dizimizde menüsküs dediğimiz, işte çapraz bağlar dediğimiz bağlar var orayı koruyan, boyunda da aynı şekilde C1, C2 dediğimiz atlas ekleminde sizin boynunuzun 360 derece yani tam dönmesini sağlamayan kuvvetli bağlar var. Orayı tutuyor ki siz boynunuzu çeviremiyorsunuz. Siz sürekli olarak kendi kendinize bu çıtlatma işlemini yaptığınız zaman o bağları otomatikman zorlamış oluyorsunuz. O bağları zorladığınız zaman da bu, atıyorum, bir kalın bir ip gibiyken artık zorlaya zorlaya püskülleşmeye başlıyor. Ve bunun sonucunda da artık siz boynunuzu sürekli hareket ettirme isteği duyuyorsunuz. Boynunuzu sabit tutamıyorsunuz ve sürekli çıtlatma isteği ortaya çıkmaya başlıyor. Artı konuşmada ve burada kasılmalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla sürekli yapılması kesinlikle iyi bir şey değil. Az önce manuel terapiden bahsettik. Manuel terapide aslında yapmış olduğumuz işlem bu, omurgayı açmak adına. Ama bunun sürekli bir alışkanlık haline gelmesi kişide boyunda instabiliteye, yani sabit tutamama problemine yol açar ve bunun sonucunda da hastalar gerçekten çok büyük problem yaşarlar. Dolayısıyla kesinlikle boynunu hasta kendisi çıtlatmasın. Bakın, belde, sırtta demiyorum. Hani bazen insanlar dönerek, sağa sola esniyerek kendilerini çıtlatabiliyorlar. Onlar çok büyük problemler ortaya çıkarmaz ama boyun gerçekten bu noktada çok önemli. Kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Boynumuz hassas noktalarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla aynen öyle. Herkese emanet etmeyin boynunuzu. Evet, kütletmeye yapmayalım diyelim. Yani yapmayın. Öyle bir duruma kendimizi getirmeyelim. Kendimize zarar vermemek adına. Aynen öyle. Peki hocam, diz ağrılarıyla devam edelim. Çünkü bu da toplumda çok sıkça görülen bir rahatsızlık, diz ağrıları. Evet. Bazen böyle kişiyi yürütemeyecek noktaya kadar gelebiliyor. Etrafımızda, çevremizde görüyoruz, duyuyoruz. Peki nedir efendim diz ağrısı ve tedavi yöntemi? Fizyo, yine sizin branşınız anlamında soruyorum. Buyurun. Tabii. Şimdi diz ağrılarının sebebi anlamında biraz aslında bilgi vermek isterim. Diz ağrıları genelde kemik erimesine bağlı olarak kadınlarda 50 yaştan 55 yaştan sonra ortaya çıkabilir. Artı kişide fazla bir kilo varsa, bu sürekli olarak dize baskı yapacağından dolayı bunun sonucunda da ağrılara sebebiyet verebilir. Artı herhangi bir travmaya, yaralanmaya bağlı olarak da gelişebilir. Peki genetik faktörler kemik sağlığımızı etkiler mi? Kemik yani yapımızı? Şöyle, kemik yapısını etkileyebilir ama bu demek değildir ki bağlar da genetik faktör olarak etkilenir. Yani bir menisküs veya bir ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, onlar genetik faktörle etkilenir demem çok doğru olmaz. Bu noktada hekimler biraz daha aslında bilgilidir. Ama
bizim zaten diz ağrısı hissetmemizin sebebi oradaki bağların zedelenmesi, zarar görmesi veya oradaki oluşan yük fazlalığından dolayı, hatta şey derler hastalar, sıvım bitmiş. Hani kemikte sıvı bitmiş tarzında söylemlerde bulunabilirler. Bunların hepsinin sebebi dediğim gibi ya fazla kilo ya işte zorlayıcı hareketler, travmalar, bir çarpma da olabilir. Kişi dizini çarpmış da olabilir veya yer silerken bile siz menisküs rahatsızlığına yakalanabilirsiniz. Bu noktada hastaların önemli olarak dikkat etmesi gereken bir husus var. Özellikle kadınlar için bunu söylüyorum. 50-55'ten sonra fazla kilonuz varsa siz potansiyel bir diz ağrısı hastasısınız demektir. Çünkü bizim vücudumuz da yaş geçtikçe otomatikman yaşlanıyor. Kemik deformiteleri gelişiyor. Kemiklerimiz 10 yaşındaki, 20 yaşındaki gibi sağlam olmayabiliyor. Bunun sonucunda da özellikle kadınlarda dediğim gibi kemik erimesi vesaire tarzında problemler de geliştiği için hastaların bu konuda kesinlikle kilo, yani kilo konusunda kendisine önem vermesi gerekiyor. Çünkü siz şimdi 50 yaşında, 55 yaşında fazla kiloyla diz ağrısı sebebiyle doktora gittiğiniz zaman doktor protez takmak çok istemiyor. Hı hı. Takacaksa da hastaya diyor ki kilo ver, öyle takayım. Yani sen kilo vermeden takarsan bunun hiçbir faydası, hiçbir manası olmaz senin için diye söylüyor. Yani o noktaya gelmeden kişinin kendisini dikkat etmesi bu noktada daha önem arz ediyor. Ve şöyle de bir durum var. Bu takılan protezler, platinler titanyum malzemesinden genelde şu anda yapılıyor. Ve yaklaşık 10 sene, 15 sene götüren malzemeler. Yani siz atıyorum 50-55 yaşında bir ameliyat protez taktırırsanız dizinize 65-70 yaşından sonra ne yapacaksınız? Yani yine ağırlığınız olacak, yine ağırlığınız artacak, yine problemler yaşayacaksınız. Ve bu noktada artık belli bir yaştan sonra da doktorlar ameliyat eder mi, etmez mi? Veya başka bir hastanın yani kronik rahatsızlığı da ortaya çıkabilir. Kalp gibi, diyabet gibi veya herhangi bir gene ameliyata engel olabilecek rahatsızlıklar. Dolayısıyla da o noktada belki de ameliyat da olamayacak. Siz o ağrılarla yaşamaya devam edeceksiniz. Bunların yaşanmaması adına kişinin önceden kendisinin tedbirini alıp fazla dediğim gibi kiloyla ilerlemeden kendisine dikkat ederek, diz kaslarını kuvvetlendirerek, dizi olabildiğince nazik davranarak, iyi davranarak kendisine bakması kendisini gerekiyor. Kendisini korumalıdır. Kesinlikle öyle. Evet. Efendim gerçekten çok önemli ve gerçekten çok faydalı bilgiler paylaştık. Çok da güzel açıklamalarda bulundunuz. Rica Peki ederim. Böyle konuları son bir kez toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Özellikle bahsetmek istediğiniz, konuşmadığımız bir konu varsa da onu da konuşabiliriz. Buyurun. Şöyle, eğer zamanımız varsa şundan bahsedebilirim. Şimdi COVID'e bağlı olarak, koronaya bağlı olarak hastanelerde yatan hastalarımız da olmaya başladı. Evet. Yani bu yaklaşık 2 senedir. Hastalar entübe edildiklerinde 1 ay, 2 ay gibi süreler hastanede yoğun bakımda kaldıkları için otomatikman ne yürüyüş ne oturma, hareket, hiçbir şey. Hareket edemedikleri için aynen diyelim. Öyle. Hiçbir şey olamadığı için, yani bu kişinin kendi elinde olan elinde bir durum değil. Elinde değil, evet. Hastalığın getirmiş olduğu bir talihsizlik. Dolayısıyla hasta taburcu olduğunda, iyileştiğinde, hani korona olarak söylüyorum, eve geçerken yürüyemeyebiliyor. Veya ayağa kalkamayabiliyor, oturamayabiliyor. Bu da kasların sürekli sabit pozisyonda kalmasından kaynaklanıyor. Bir ay, iki ay sürekli yattığınız zaman otomatikman ayağa kalkmakta zorluk çekebilirsiniz. Hele bir de yaş ilerlemişse bunun olasılığı biraz daha artıyor. Dolayısıyla hastaların COVID sonrası doktorların da tavsiyesi doğrultusunda fizik tedavi almalarında fayda var. Çünkü kendi kendine düzelir, iyileşir tarzında yaklaşmamak lazım. Siz akciğerleriniz toparlarken hem kaslarınızı da aynı sürede toparlarsanız otomatikman iyileşmeyi daha hızlandırmış olursunuz. Bu noktada da gerçekten iyi bir fizik tedavi
programına girilmesi gerekiyor. Hastaların kendisini kuvvetlendirmesi gerekiyor. Evet, peki kas güçsüzlüğü yaşayan hastaların ne yapmalısı gerekiyor? Hani kendilerini, kendi bedenlerini korumak adına. Şimdi şöyle, kas güçsüzlüğü yaşayan kişilerde de eğer yürümede, oturmada vesaire herhangi bir problemi yoksa yüzme tarzında sporlara yönelebilir. Çünkü yüzmek bizim vücudumuzdaki kaslarımızın hepsinin neredeyse aynı anda çalıştığı bir spordur. Yani sadece koşmak, sadece yürümek veya sadece ağırlık kaldırmak gibi değil. Yüzmede bütün kaslarınız otomatikman çalışır. Bacak kaslarından tutun da omuz, boyun kaslarınıza kadar. Her yer çalıştığı için yüzme kas güçsüzlüğünde gerçekten iyi bir fayda sağlar. Fakat eğer kişide bu kas güçsüzlüğünün sebebi herhangi bir tanısı konmuş, kronik bir rahatsızlığa, hastalığa bağlıysa kas hastalarında biraz durum daha farklı oluyor. O noktada yine egzersiz yapmak gerekiyor ama hastayı çok yormadan. Kişi mesela işte diz kapağı değişti, protez takıldı ve kas güçsüzlüğü yaşıyor. Örnek veriyorum, kas güçsüzlüğü yaşıyor. Mesela ne yapması gerekiyor o kişinin? Ameliyattan sonra. Evet, ameliyat sonrasında ilk bir haftadan sonra kişinin acilen fizik tedaviye başlaması gerekiyor. Bu noktada da yine az önce bahsettiğim gibi diz çevresindeki kasların kuvvetlenmesi adına fizyoterapist uygulamaları yapar. Oranın bir an önce toplanması gerekiyor. Artı bir de şöyle bir faktör var. Şimdi yapılan ameliyatı, platini de korumak gerekiyor. Bu noktada da hemen hastanın ayağını bükmesi, açması istenmez. Belirli aralıklarla ilerlenmesi gerekiyor. Atıyorum bir hafta 100 dereceye kadar ayağını kırabilir. İkinci hafta atıyorum 120 dereceye kadar tarzında kademe kademe gidilmesi gerekiyor. Bunun da gerçekten iyi manada iyi bir şekilde programlanması gerekiyor. Genellikle 2 ayın sonunda eğer güzel bir tedavi almışsa protez hastalarında iyi sonuçlar alınıyor. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu kıymetli bilgilerden ötürü. Gerçekten çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Dileriz ekranları başlarında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz de aktardığınız bu bilgilerden istifade ederler. Ben de sizlere teşekkür ederim. Birçok sağlık problemini konuştuk. Bel fıtığı, boyun düzleşmesi, diz ağrıları, fibromiyalji, birçok alana değindik. Umarız faydalı olmuştur. Ekranları İnşallah. Başlarında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için. Evet, ben öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum programı kapatmadan önce. Ben de size böyle bir program yapıp beni de konuk ettiğiniz için sizlere ve Vuslat TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Evet, varsa bir mesajınız son bir kez alabiliriz. Ağrısız yaşam için hareket edin diyeyim. Ağrısız yaşam için hareket etmek, spor yapmak, egzersiz Aynen yapmak öyle. Şart. Aynen Ana öyle. Kural bu olsun o Aynen zaman öyle. Hocam. Hastalar için, özellikle ağrı çeken hastalar için. Evet efendim, bir güne dair programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün de konuğumuz fizyoterapist Erdem Cengiz oldu ve çok kıymetli bilgiler paylaştı sevgili izleyicilerimiz. Özellikle ağrı çekmek istemiyorsak mutlaka ama mutlaka hareketli bir yaşam tarzını benimsemeli, spor ve egzersiz yapmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Evet, yarın yine aynı saatte, saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler yine sizlerin karşısında olmaya, Malatya gündemini anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.